Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve selamu ala Resulina. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Orijinal bir ders var. Allah istifade etmeyi nasip etsin. Hakikatını fikredip, hissedip, mahsedip, zevk etmeyi nasip eylesin. Sizden bir ricam, dersi lütfen dinlediğimiz dersi başka dışarıya uygulamayın. Herkes kendisini uygulasın. İstifadenin bir yolu da bu. Bende bu var mı? Zaten ders nefsimiz okuyoruz. Hariç değil yani. Nefsimizdir. Öyle dinleyin lütfen. Bir de öyle dinleyin. Şimdi dersimize başlamadan önce konu şu. Maymundan insan olmamıştır. Ama insanda maymun olmuştur. Mevzumuz bu. İlginç bir derstir. Üstattan Allah ebeden daima razı olsun. Allah şanına nasıl yakışıyorsa öyle muamele etsin. Ben de ka diye biliyorum. Vallahi perişan olacaktık yani. Niye? Mesleğim itibariyle cenazelerde, düğünlerde, icazetlerde bulunuyorum. Yürüyorum bu işlerin ehilleri, hocalar dediğimiz. Geçen bir mevzu olsun diye. Hem de cemaat toparlanır. İmam demeyiniz diyorum. İmam demeyiniz kendi. Hiçbirimiz imam değiliz, olamayız. İmam-ı Azam, İmam-ı Ali. Bu lakap takılır mı? Ya olsak hoca. Usta, hocalar geldi demiyor ki hapishanede. Hocalar geldi diyor, imamlar geldi demiyor. Ben hocayım diyor usta. İmamlığı bile almıyor. İmamlık yaptım diyor. Ustad 711'de asr-ı hazır mebusu sıfatıyla söyledim diyor. Ustad vazifeli burada söylüyor, açık söylüyor. Bak şu anda masamda. Asr-ı hazır mebusu sıfatıyla söyledim. O Ararat Dağı vesaire. Şimdi cümleyi de söylüyorum. Maymundan insan olmamıştır ama İnsanda maymun olmuştur. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Şeriatla medeniyeti hazıra, deha-i fenni ile huda-i şer'i muvazeneleri neler getirmiş? Menfi medeniyet, mimsiz medeniyet. Mimsiz medeniyet bir tabir değildir. Bir oluşumun ifadesidir. Medeniyet Osmanlıca ve Latincesinde de aynıdır ama hasreten Osmanlıca medeniyetin mesini yok ederseniz, mimsiz olursa deniyet olur. Alçak demektir. Hoş bir ders inşallah. Ya Rabbi, istifade etmeyi nasip edinize. Ben atlıyorum 712 sözlerde, şimdiki medeniyet esasatı menfidir. Menfi olan 5 esas, ona temel, hem kıymet. 5 tane temeli var menfi medeniyetin. Biz 1'i atladık, 2'yi atladık, 3'ü atladık, 4'ü atladık, 5'e geldik. 5'i okuyoruz. Beşincisi şudur ki, o mimsiz medeniyet, cazibedar hizmeti, yani medeniyetin insana verdiği, kazandırdığı, ne yapmış bize? Heva, hevesi teşci. Teşcil. Ne yapmak? Hareketlendirme. Güçlendirme. Ortaya çıkarmak. Üstünü açmak. Örtü olan şeyi üstünü açmak. Bir doktor dedi ki, ya o Mustafa sen de mi bulursun? Dedi ki, ya bazı şeyler söylüyorsun, bizim tıpla çatışıyor dedi. Bizim sağımıza girme. Şimdi dur, gene duramayacağım. Kanseri dışarıdan gerçi altı kadir aldım. Kanser insanda var, herkeste. Verem var insanda. Herkeste her şey var da kainatın çekirdeği değil miyiz?
Ağaçta olan bir şey çekirdekte yok mu? Ha biz ne oluyoruz? Üstü açılmamış. Çıkmamış ortaya. Ha? Uyumuş. Ha, heva ve heves üstü kapalı. Bu ne yaptı? Üstünü açtı. Tesil. Tesili hevesatı. Ne yaptı hevesatı? Kolaylaştırdı. Kolaylaştırdı. Hemen hevesin istediğine ulaşabiliyoruz. Arzuları da tatmin, bundan çıkar sefaret. Arkadaşlar, heva ne demektir sizden? Tabii ki soru bir şey, yani sorgulamak manasına değil, beraber işleyelim. Kaynaşma olsun. Dinleme makamında değil de hep imalat makamında, atölye çalışması olsun istiyorum. Onun için soruyorum. Heva ne demektir? Nefsi istekerek. Nefsi istekerek. Başka? Heva. Tabii ki çalışmadığınız için, tabii ki şey değil ama beraber olsun diye. Güzellik o. Heva'yı okuyorum. Heva çok mühim. Çünkü dersimizin mevzusu ana can damarı hevadır. İki şey arasındaki mesafenin ortasının ortasına vesile olan, bak iki şey arasındaki mesafenin artmasına vesile olan nefsin bitmez, tükenmez istekleri, hevesleri ve arzuları ve de boş, içi dolu olmayan tuğlu emelleri ve arzuları. Yukarıdan aşağıya inmek. Bunun ifadesi şöyle. Heva üç yere vuruyor. Akla, kalbe ve ruha. Akıl, kalp ve ruhun gayet derecede tedennisine, tereddisine, sukutuna sukut edip insanın aklını, kalbini, ruhunu tedenni aşalmasına, tereddi ve sukut, tereddi okuyacağım, edip pis, heves ve rezil nefse inkılap ettirmiş. Tereddi, aslından kopup soysuzlaşmak. Bizi bak ne yapıyor. Aslından kopup soysuzlaşmak, aşağıya düşmek. Biliyorsunuz aşağıya düşmek şeytana hitap etmiş Allah. Şeytanın 4 tane temel vasfı vardı. Şeytanın adı şeytan değildi. Neydi? Aza, zil. Eliniz azadır, zil takın. Aza, zil. Yani kolunuzun zil çalması. Aza, yani ezberlemeniz kolay olsun diye söylüyorum. Neydi? Şeytan haset etti, kibirlendi, inat etti. Bir de neydi? Haset etti, kibirlendi. Hakk'a ümidini kesti. Ümidini kesti. Bu 4 sıfat. O zaman bu olunca onun adı oldu şeytan ve in aşağı dedik diyor. O zaman şeytan yaratmamış Allah şeytanı. Şeytan Azazil denilen bir mahluktu. Şeytanı buydu. O da bizde var. Onun için ne ararsın? Şam Buhara'da hakikati kendinde ara. Zaten o sıfatlar bizde var. Bırak karşıdaki şeytan. Şeytan içinde zaten. Başka bir delili, insan kainatın çekirdeği, kainat insanın açılımı. Şeytan da kainatın içinde bir birimse insanda da vardır. Şimdi tereddide bu. Aşağıya düşmek, in aşağıya denmiş. Başka şeylerin altına gizlenmek. Mesela oyuncakların, kadının, paranın, zevkin, şöhretin, malın, mülkün. Yani çocuklar nasıl oyuncağın arkasına gizleniyor? İnsan da kendisini oyaladığı, ilah edindiğinin arkasına gizlenmek. Heva yaptırıyormuş bunları. Kendini heves, heva hisleriyle örtmek. İnsan kendini heva, heves hisleriyle örtmek, gizlemek. Unutmaya çalışmak, bu tür yerlere gelmemek. Çünkü hatırlayınca üstü açılıyor. Zaten kafirin manası neydi? Çiftçiye Araplar kafir der. Yani örtücü, kapatıcı. İman ise üzerine almaktır. Üstünü açmaktır.
küfr kapatmak demek, örtmek demektir. İşte heva bizi bu tereddi ettiriyor, tedeni ettiriyor, tereddi ettiriyor, sukut ettiriyor. Tereddi ise aslını uyandıracak, aslını hatırlatacak zeminlerden, konuşmalardan, ortamlardan kaçmak. Önce gelmez, rahmet etsin. Tereddi dedirdi ondan. Hatırlatıcı yerlerden ve sözlerden uzaklaşmak. Ders yapanlar için söylüyorum. Ders yapan, Risale-i ders yapan benim kardeşimdir. Onun ayağı başımın üzerindedir. Arkadaşım mutlaka dersine çalışarak dersine in. Mutlaka derse çalışmak lazım. Risale öyle lap hap diye verilecek şey değil. Şimdi sefa buradan çıkıyormuş. Heva. Heva'yı okuduk. Heva, hava. Ondan sonra geçelim. Ustad asr-ı hazırın mevzu sıfatıyla söylüyor bunları. Ben bunu rastgele söylüyorum. 711'de geçiyor. Asr-ı hazır mevzu sıfatıyla söyledim. İkide bir tekrar edeceğim bu cümleyi. Çünkü vazifelidir. Allah söylettiriyor. İster inan, ister inan. Ben böyle inanıyorum. Böyle yazıyor. O heva hem heves şeni budur. O heva hem heves olarak kendisini ifade eder ama heva batındır. Heves zahirdeki tezahür. Şeni budur. Ne yaparmış? Nasıl ortaya çıkar? Ne yapar? Daima insanı memsuh eder. Memsuh eder. Memsuh ne demek? Bak, o zaman şöyle diyeyim. Cümleyi okuyayım da. Hem o heva hem heves şeni budur. Ne yaparmış? Daima insanı memsuh eder. Sireti değiştirir. Manevi mesh ediyor. Değişir insaniyet. Şu medenilerinin, şu medenilerden çoğunun eğer içini dışına çevirsen, içini dışına çevirsek değil, çevirsen, görürsün başta maymunla tilki. Maymunla tilki, yılanla ayı, hınzır, sireti olur suret, gelir hayali karşına postlarıyla tüyleri. Asıl imamı, muhakematı yazan, kelamın ve kelimenin nereyi ve nasıl, nereyi ve neyi, nasıl ifade ettiğinin ilmini koyan Bediüzzaman Hazretleri, bu beş tane hayvanı hayvanlar aleminden çekip çıkarıp sembol olarak bize kullanıyor. Bu niçin bu sembolü kullanıyor? Yani ustad lafı güzel etmiyor. Maymun, tilki, ayı, hınzır, bir de ne? Yılan. Şimdi arkadaşlar 712 sözlerde tilki diyor. Sunuat 46'da tilki yerine kurt diyor. Diğer dördü aynı. Niçinini diye baktım. Bakabildiğim kadar. 1908'lerde başlamış bu sunuhat. Doğmalar, doğuşlar. Sunuhat. Tamam mı? Bu sözler ise Bediüzzaman unvanı aldıktan sonra 1923'te vazifedar memur asfiye 40 yaşında gelmiş. Eski Said dönemi. O zaman toplumu ifade eden kelimeyi kullandı. O zaman Avrupa ve zalim medeniyetler kurt gibiydi, saldırırdı, paramparça ederdi. Şimdi tilki şekline girmiş. Allah Resulü hadis-i şeriflerinde en parçalayıcı diyor, tehlikeli bir mana. Bak yukarıda toplandım. Çünkü çok çalıştım. 3 gün çalıştım bu derse. Daha yeni giriyor şimdi. Şaşıracaksınız. Çok hoş istifade edeceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde taradı. Tilki için diyor ki en tehlikeli parçalayıcı canavardı. Allah Allah. Aslandan mı? Evet. En tehlikeli. Nasıl?
Çünkü tilki korkaktır, tamam mı? Ama zekavetiyle çok nerede nasıl vuracağı belli değil. Ötekisinin tehlikesi belli, bunun belli değil. Münafıkhane girdiği için. Münafığı simgeliyor. Şimdi ben bu simgeleri külliyatta araştırdım. Yılan nedir? Külliyat. Ayı nedir? Külliyat. Domuz nedir? Külliyattan. Tilki nedir? Bunları beraber şimdi bakacağız. Yani onun için bir daha tekrar ediyorum yeni gelenler için. Lütfen bu dersi sakın dışarıda böyledirler deme. Lütfen herkes kendisini uygulasın. Herkes. İlk önce ben. Muhatap benim. Doğruyu söylüyorum. Mesh, dedim ya burada, insanı memsuh eder. Bir şeyin suretini çirkin ve kötü hale çevirmektir. İnşallah, şunu da söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde şunu yapacağız. Nasih ve mensuh. Kur'an'da cari olan kanun, Risale-i Nur'da da caridir. Kur'an'da nasih ve mensuh kanunu, İcaz-ı Kur'an'a en güzel ayna olan Risale-i Nur'da aynı kanun caridir. İnşallah onu Risale-i Nur'da ne demek? Ve çok mevzularımızı halledecek. Birbirine çatışan mevzular gibi gözüken ne yapacak? Burada niçin anlattım? Memsuh da benziyor ona. Yani memsuh bir şeyin asliyetinden çıkmaktır. Başka bir şey olmak. Mesela mesh hakkında Kur'an'da 5. sure 60. ayette uzun uzun anlatıyor memsuhu. Şimdi Kur'an'a kulak verelim. Demiştik ki maymundan insan olmamıştır ama insanda maymun olmuştur. Kur'an 5. sure 60. ayette bak ne diyor. Yemin olsun ki siz içinizden cumartesi günü hakkında ileri gidenleri bilirsiniz. Biz de onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve 2. sure 66. ayetinde de bu cezayı onlarla beraber bulunanlara, onlardan sonra gelenlere bir ibret ve takva sahiplerine bir nasihat olmak için üzere verdik. Bize Allah iyilik yapıyor, küfür imanı hizmet eder. Bunlar zahiren ve batinen kuyruklu maymun mu, maymuna mı döndüler? Yoksa zahiren ve sureten insan, batinen ve manen maymun gibi mi oldular? Bunlara girmeden önce, bu, Allah bunları yapmış. Ben hemen, ama şu soruya cevap vereyim de gideyim. Bunun tefsirinde iki kabil vardır. Bir tane kabil şu, evet Allah dediği gibi maymun yaptı. Ötekiler diyor ki, yani manevi bir mecazdır, çok az kalim. Sireti, yani ahlaken böyle yapmış. Müfessirler diyor ki, çok ilginçtir, gençlerini maymun, ihtiyarlarını domuz yaptı Allah. Nasıl açık ifade. Şimdi, ustadımız burada ne diyor arkadaşlar? Diyor ki maymun, tilki, yılan, ayı, hınzır. Burada diyor ki kurt, ayı, yılan, hınzır, maymun diyor. Dedi ki işte bir fark kurtla tilki. Şimdi onların simgeselliği alimler ne demiş? Bir de Risale-i Nur'da topladım. Kurt. Kurt neymiş? Bakalım var mı bizde bir kurt? Kurtumuz varsa kurt ilacını içmek lazım. Kurtu düşürmek lazım. Bakalım kurt var mı bende? Tamamen külliyattan toplatılmış. Cümle cümle. Kurdun çobanla konuşması, bahane bulmak, haf, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i tanıması, parçalamak, gövdenin içine girmek, hırsız, yazılar girmiş fakat Esma-i İlahi ilişememiş, yaralardan kurtlar tevellüt etmiş, parçalamak, haset, taat da Allah'ın namazında taat, iradete hırsızlık yapmak, sirkat, eti yenmez, haramdır. Haset sıfatını simgeler, taat de sirkat, hırsızlık.
simgeliyor. Demek ki bakalım bizde ne kadar var kurt. Yani bu menfi medeniyet bizi kısmen kurtlaştırmış anlaşılıyor. Ne yapmış? Haset var. Ondan sonra hakikat ölümden haf var. Ayı. Ayı var çünkü. Burada da var mı ayı? Var tabii. Bir tane fark var. Ayı. Ayı neymiş? Oyalanma, kendini avutma, kendini kandırma, güç, kuvvet, gadap sıfatı, eti yemez aramadır. Gadap sıfatı. Gadaplandığımız zaman kısmen ayılaşıyoruz. Hani derler, ooo ayılaşma. Yahudilerde deve eti haramdır. Yemezler. Allah onları haram etti. Cumartesi de, onun için cumartesi dedi ya, avlanmak haramdır. Balık tutmak haramdır. Dolayısıyla Allah Resulü diyor ki bir hadisinde, onların çoğusunu Allah fare yaptı diyor. Fare yaptı diyor ya, ona misal diyor şudur diyor. Mesela farenin önüne biz deve sütünü koyarsanız içmez. Ama koyun sütünü koyarsanız içer. Demek onun suyundan gelmiş. Deve aramına. Fare, simge. Nefse mutalip olup, halktan mestur, halktan, halk, milletten gizli, münafık. Hakka ayan nesneyi, mübaşeret ve suizan sıfatı. Risale-i Nur'da gece ve gündüz ve ömrü simgeliyor. Tilki. Mekruh ve tezvir, söze yalan karıştırmak var, kısmım var bende. Yalan söze zinet vermek, işte yalan söze böyle parlayıp süslemek. Şahidin şahitliğini iptal etme, kendini ziyaret edene ikram etme, yalakalık. Sıfatı, zekaveti, zekaya güvenmeyi. Tek yaşamayı, kendime güvenmeyi, ben merkezli yaşamayı, eti yemez aramdır. Risale'de toplanmış, sonra fıkıhtaki bunu söyledi. Yılan çok geçiyor külliyatta, bunlar az geçiyordu. Ustad yılan diyor, bakalım yılanlık var mı bende? Hep okuyup geçiyorduk değil mi? Demek ki bize hitap ediyormuş. Allah diyor bunlar. Ha dışarı, dışarı bana ne ya, onlara ders yapmıyorum ki. Onlar duymuyor ki beni, ben kendime yapıyorum. Ey nefsim diyoruz ya. Yılan, eza ve cefa sıfatıdır. Alimler öyle simgelemiş, o kadar. Şimdi Risale-i Nur. Azabı, zulmet, karanlık, zulümatlı, korkunç, saldırgan, zehirlemekten, ihanet etmekten zevk alır, ihanet eder, münafıklık, tenkitçilik, tenkitçilik diye geçer, münafıklık yapmak, eleştiri, yani zehri bir yerden bir yere götürmek, adama atmak, kovuculuk. O biliyor musun? Ne? Abi işte. O öyle yaptı biliyor musun? İlanlıktır. Zehir atıkmaktır. Barlada o gıybeti nasıl anlatıyor? İlan. Düşmanlık yapmak, elemler, zehirler, tahripler, tahribat yapmak, zulmetmekten zevk almak, lezzet almak, su içip zehire dönüştürme, manası olan ihanet etme. Davasına ihanet eder, kardeşin abisine ihanet eder. Yani hasenat seyyat muvazene yapmadan zehrini akıtmak, yılanlıktır. Bir insanı, şahsiyeti olan bir insanın, yani ailede olur, hizmette olur, onu yok etmek yılanlıktır. Ha, Risale-i Nur'un, onu da çok açık, işte Nasip ve Mensus'ta okuyacağız ama birazcık bununla alakalı olduğu için söyleyeceğim. Risale-i Nur'un açık ifadelerini, mesela, Risale-i Nur sadeleştirilemez. İyisi ile nokta ve takkesi arasındaki korkunç farkı yer yer anlatırım. Ta ki noktadan. Ustad diyor ki bir virgül bile manayı değiştirir. Risale-i Nur'u sadeleştiren adam iki tipli bir insandır. Şüpheniz olmasın. Çünkü münafığın kaç ayağı var? İki tane var.
Münafığın kaç gözü var? İki tane. Nesi münafık? Cesedi münafık değil ki. Zaten mensuh Allah vaat etmiş. Ya Muhammed, senin ümmetini içini dışına benzetmeyeceğim. Yani vaat etmeyeceğim. Yoksa biz toptan bu kavim yok olmuş. Okuyacağım onu. Onun için münafığın iki gözü var, iki kulağı bize benziyor. Bak şimdi Risale-i Nur'u sadeleştirmeye kalkan iki tip insandır. Hiç şüpheniz olmasın. Bir, çok koyu cahildir, bilmiyor. Bunun ıslahı kolaydır. Söylüyorsun kardeşim yapma çünkü döner. Bildiği, duyduğu halde yapıyorsa münafıktır. İki ayak mı? Yani münafık sekiz ayak dedi ki garip dizisi. Münafıktır. Bilerek içimize girmiş zehir akıtan münafıktır. Risale-i Nur'u sadeleştiren münafıktır. Münafık zehir akıtır. Saldırgandır. Bir şeyin aslını bozmak, şöyle dışarı yaptığım bir misal vereyim. Mülbisine, mülebisine, rezil, kepaze, her türlü kepaze, şahsi günah yapana Allah Resulü diyor ki ben ona şefaat edeceğim. Resulullah söylüyor. Demediğimi diyen cehennemde yerini hazırlasın diyen bilen insanım. Bunu dediğini bilen insan olarak söylüyorum. Allah Resulü diyor ki her türlü rezil, kepaze edene şefaat edeceğim. Ama bir kişiye etmeyeceğim. Bidâ ehline etmeyeceğim. Ya Resulallah, bidâ ehli kimdir? Dini bozandır. Bilmeyerek değil, ona cahil denir. Bilerek dini bozana bidâ ehlidir. Bu da, bunun hakkında da ne diyor? Cehennemin köpekleridir diyor. Her bir davanın bidası vardır, bidâ ehlisi vardır. Aynı kanun. Kur'an'daki cari kanun, Risale'de de aynı caridir. Çünkü aslını bozan, dolayısıyla uzaklaşmasına sinsice takip ediyor. Ona yakıştırılacak tek sıfat münafıktır. Çünkü bilerek yapıyor. Münafık. Pervasızlık, saldırganlık, hücuma maruz kalma, sorgusuz sualsiz karşıya karşı yutma. İlanı konuşuyorum. Risale'de geçelim. Pervasızlık geçiyor. Ölçüsüzlük, saldırmak, zehircilik, gövde gösterisi yapmak, ayaksız olup kıvırarak, kıvırtarak yolunu almak, fırsatçılık, süreççiliğe dayanmak, eti yenmez haramdır. Domuz. Bazıları diyor ki, hınzır. Hınzır yani, hınzır domuz yani. Yeniler ya nereye geldik demesin, hayvanat bahçesi değil yani. İçimizde olan sıfatlar. Domuz da var bizde, yılan da var bizde. Kainatta ne var? Cehennem var bizde. Hepsi var. Hepsi. Ne var peki? Niçin öyle değiliz? Çünkü örtülmüş, kapatılmış onlar. Güzel. Pozitif kuyusunun kapağını açma. Kokuyu alma. Hem kapağı açıyorsun hem kokuyu alıyorsun. Abi moralim bozuk. Haberle muhatap olma kardeş. Televizyonlardaki haber düğmeleri, haber saatleri pozitif kuyusunun kapağını açmaktır. Moralin kesinlikle bozacak. Sonra bağırma. Domuz, hınzır, haram sıfatını simgeler, lanetlenmiştir, necisi aynıdır. En şiddetli haram olan, içinde bir şey bırakmayıp zahir etme, temiz pis ayırımı yapmadan yer. Mesela rüşvet alıp verene Allah lanet etmiş. Değil mi peygamberimiz? Allah lanet etsin diyor. Onu söyledi, Allah söyledi. Temiz pis ayrımı yapmadan yiyen domuz sıfatı ile yapıyor. Domuz değildir ama domuz sıfatı. Şimdi ağır değil mi? Değil ha. Bana ağır geliyor da. Ağır geliyor çünkü bana da takıyor. Evet. Lemalar da diyor ki münafık sıfatına sahip olan münafık olmuyor ama o sıfat münafıktır. Teşhir edilmesi lazım ki orada istikaf edilir, nefret edilir, uzaklaştırılsın. Gıybet haramdır. Bazı gıybetler farzdır yapmak. Kızım, bak o kızla dolaşma. Oğlum, o komşuyu demek, tehlikeden çoluk çocuğu kurtarmak için söylemek, önermek, göstermek farzdır. Yani Risale-i Nur'u sadeleştiren bir kimsenin o sıfatı münafıktır. Kesin!
O sıfat kesin. Kendisi Müslüman ama o sıfatı münafık. Evet, o sıfatı münafık. Hiç lamicim yok. Çünkü bilerek yapıyor. Mahkematta diyor ki, alimin özürü yoktur. Mahkematta geçiyor. İfrat edenin özürü yoktur. Tefrit etmek cehaletle olur, özürü vardır. İbadeti Türkçeleştirmeye çalışanlar... Aynen. Kesin münafık sıfatı. Münafık o sıfatı. Kesin. Çünkü şeriat zanlar üzerine hüküm bina etmez. Şeriatın hükümleri nettir. Nettir. Bu lisan bir harfini değiştirme günah telakki ediyorum. Yani. Evet. Barla'da geçiyor diyor ki... Öyle ustadane bir oyun, şey yapıyor ki oyun demeyeyim tövbe. Yani abilere ders veriyor ki, o diyor ki ben diyor size bunu Risale-i Nur'u değiştirme hakkını verdim diyor. İşinize gelmeyenleri değiştirebilirsiniz diyor. Zahirde baktığın zaman abilere bu yetkiyi vermiş. Tamam mı? Sonra da biraz da diyor ki sonra ama ben diyor. Ben Bediüzzaman, kalem aldığım zaman Risale-i Nur'a şey yapınca bozuyorum diyor. Sen kim oluyorsun be Hasan? Ustad diyor ki, ben kalem karıştırınca, Ustad diyor ki ben kalem karıştırınca bozuyorum. Hasan yapınca güzel olacak. La kardeşim, ustada ne ders veriyor, benim gibi ders mi yapacak o? Ben yapma etme diyor, kesin şey yapıyorum. Ama... Ustad öyle değil. Neredeydi o ya? Hasan Hoca. He. Sungur abi ustadtan kendisinin naklettiği şey bir harfini bile değiştirmeye benim yetkim yok. Bunlar bana yazdırıldı diye Sungur abi söylemişti. Ustadtan kendisi nakletti. Aynen. Burada kendisi söylüyor da neredeydi o? Bir harika bir şey var. Onu bulalım isterseniz. Bir iki saniye bana. Çünkü istifade edersiniz. Ben diyor karışınca karıştırıyor. Neredeydi? Şuradan biraz gideyim. He. 269'da. Ben mevzu olmadığı için cümle okuyacağım. Şahsi dükkanımdaki perişan, emniyetsiz şeyleri satışa çıkarmayacağım, çıkarmak istemiyorum. Yani Risale-i Nur kendi bilgileriyle izah etmiyor. Biraz önce domuz, ayı külliyattan topladık dedi ki, yok böyle tepe. Biz de karıştırıyor, bana karıştırıyor bazen. Yani yanlış yapıyorum yani. Yanlış yapıyorum. Çünkü niye? Ustad kendi şahsi malzemesini çıkarmıyor. Çıkarmak istemiyorum. Niye? Çünkü Kur'an-ı Hakim'in kutsi elmaslarının kıymetlerine şüphe iraz etmemek için perişan, şahsi dükkanımda bulunan kırık cam parçalarını satsam hakiki sarraf olmayan müşteriler dellallık vaktinde, mesela yeni gelmiş, ben şimdi her ağzımda çıkanı kontrol edemiyorum ki. Yeni gelen diyor ki külliyatta öyle yazıyor, mesela Hasan söyledi. O yanlış anladığı kelime ve belki doğru söylüyorum ama o yanlış ölçüsü var, yanlış anladı. Hemen yanlışlığı hükmeder. Ustad da bak diyor ki, hakiki saraf olmayan müşteriler dellallık vaktinde elimde gördükleri elmaslara da şişe nazarıyla bakabilirler. Zihinlerine bir iltibas, bir şüphe gelir. Onun için şahsi dükkanımı katiyen kapamışım. Bana o mukaddes dükkanının hizmetkarlığı yeter. Allah Allah. Şurada da bir cümle var. Evet, mücmel ve mutlak hakaik, biz zahiri vesile olup çıkıyor. Tanzim ve tasfiye, tasvir ise kıymetdar, müktedir, ders arkadaşlarıma aittir. Tamam ustadım, kalemim nerede? Tamam. Olmadı ustadım. Fakat bazen onlara ben vekaleten tafsilata, tanzimata girişiyorum, noksan kalıyor. Görüyor musun nasıl çaktı? Noksan, ustad olunca noksan oluyor, ben olunca çok iyi olacak. Onu takkemi anlattı, takkemi dinler onu. Ustada ne terbiye veriyor da terbiye, terbiye metodu farklıdır. Şimdi arkadaşlar, şeyden devam edelim. Has,
Mes. 7. sure 165. ayette de aynı hadise, pardon, köpeği de şey yapalım, kelp. Gadab ve şer sıfatıdır. İnsaniyetin derece-i melekesinin zıttıdır. Mesih manevisini ifade eder. Necistir. Hırs marazını simgeler. Fuzuli bağırmak. Rastgele ölçüsüzlük, itiraz etme. Yalakalık. Küçük menfaata şahsiyetini satmak. Sadakatın hem menfi hem de müsbet tarafını ifade eder köpek. Sadakatı var, müsbeti de var, kötüsü de var der. Zalimlikten zevk almak, saldırganlık. Şimdi bu buradaki sıfatların kısmen bize uyuyor. Mesela şu köpek şeyi, köpeklikte ne var? Mesih manevisi ifade eder. Necistir yok. Hırs marazı var mı? Kısmen varsa epey bir köpeklik var. Ben kendimde köpeklik sıfatı. Köpeğim demiyorum, sıfat. Fuzuli bağırmak. Rastgele ölçüsüz itirazlar yapmak. Yalakalık yapmak. Küçük menfaatına şahsiyetini, davasını satmak. Hem sadakat, sadakatın simgesidir, hem menfisi hem müsbeti var. Zalimlikten zevk almak. Rastgele bağırmak, saldırmak. Yani sıfatlar epey takıveriyor. Sözüm meclisten dışarı derken sözü meclisin içine atıyorum. O laflara inanmayın. Hani derler, sözü meclisten dışarı. Hayır, meclisin içine söylüyoruz. Meclisin dışarı olur. Meclisin içine atıyoruz. Yani hepimiz kendimize bakacağız. Ders alacağız da. 7. sürenin 165. ayeti de aynı hadisi teyit eder şöyle. Vaktaki sure, vaktaki edilinen nasihatları unuttular, Yahudiler. Dolayısıyla bize de olur. Biz de kötülüğü yasak edenleri kurtardık, zulmedenleri ise çıkardıkları fesatları yüzünden şiddetli bir azap ile yakaladık. Mes hakkında hadis-i şeriflerde de vardır. Ez cümle Buhari'nin 59 Kitabul Hak 15. babında zikredilen bir hadisenin meali şöyledir. Beni İsrail'den bir kavim mes olunup beşer tarihinden silindiği yok oldu. Bilinmez ki o kavim ne fenalık işlemiştir. Ben zannetmem ki o ümmet fareden başka bir şeye mesh veya tahmil edilmiş olsun. Hadiste de fare dedim ya, fare. Çünkü fare içsin diye bir yere deve sütü konulursa onu içmez de koyun sütü konulursa onu içer. Ebu Hüreyre der ki, ben bunu Kabul Ahbar'a hikaye ettim. O da bana, ey Ebu Hüreyre, sen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle söylediğini işittin mi diye sordu. Ben de evet işittim dedim. Sonra kalk tekrar bana, Resulullah'tan böyle söylediğini işittin mi diye sordu. Bayağı dayattılar bunu. Ben de nihayet onu reddederek, ben sana Tevrat'ı mı okuyorum demiş. Tevrat mı okuyorum sana? Diyorum, kaç defa sordu, söyledim diyor. Ben ancak Resulullah'tan duyduğumu hikaye ediyorum diye mukabele ettim. Sahih Buhari, Muhtesari Hadis, 1364, Sahih Müslim, cilt 8, sayfa 548, hadis no 2997. Hadis ve sayfa 140'ta 2663 hadiste mevzuyla alakalıdır. Çünkü tehlikeli şey olduğu için kaynağını koyuyorum. İbn-i Mace 36 Kitab-ül Fiten 29. babında ve Taç tercümesi cilt 5 608 600 sayfede günah çoğalınca diyor hadiste, şu anda çok mühim. Bu da Allah kimseye başına vermesin. Has, mes ve diğer belalar vuku bulacağı bildirilir. Şimdi Endonezya, Japonya'yı düşünün, şu anda bir şey okuyacağım da orayı hayal et. Ayşe radiyallahu anha bu ümmetin sonunda Allah Resulüne sordular. Sordu. Miraç'ta Allah ile ne maceran oldu dedi de ben uzun almamak için ben ortadaki hadis okuyorum. Ayşe radiyallahu anha bu ümmetin sonunda has
bir takım günahkarların yere batması ve mes suretlerinin maymuna ve domuza dönüştürülmesi, kasf idini gökten yer taş yağması olacaktır. Kasf bir takım günahkarların yere batması, yere batıp fışkırması. Bir müjde vereyim buna mukabil, burada yazdım mı? İndirmedim galiba. Allah'tan 5 şey istiyor. Allah 4'ünü kabul ediyor. 5.sini kabul etmiyor birazdan. O kabul etmediği şu. Ya Rabbi, bak şimdi. Ümmetinin, kıyamete kadar ümmetin günahını affede. Allah diyor ki, ben sana şimdi söz ver, affetsem diyor. Haşir meydanına ne benim rahmetim anlaşılır, ne de senin şefaati kübra. Orada sen şefaat edeceğini, ben söz veriyorum affedeceğim. Dolayısıyla senin şefaatin de gözüksün, benim de rahmetim. Bu şekilde kabul etmiyor. Ötekisinde Allah'ım diyor. Ben diyor buraya kadar gelene kadar yaşta, geçmiş kavimlerde Lut, Davud, Musa, bir sürü kavim olarak okuyacağım. Hasf olmuşlar, yere batmışlar. Japonya mesela, yere batıyor. Mesela Endonezya ada gitti. Diyor ki, ben gelirken diyor, o geçmiş kavimle müjde ha. Bak çok acayip müjde. Vallahi ben o kadar hoşuma gitti ki. O hataları yaptılar, böyle başlarına geldiğini de gördüm. Benim ümmetimi de yaptıklarını, yapacaklarını görüyorum. Allah'ım affeyle. Allah diyor ki Celle Celaluhu hadiste, bu hafsız reca, recasız haf olmaz. Onun için zikrediyorum. Cenab-ı Hak diyor ki, ya Muhammed, geçmiş ümmetlerde yaptıkları günahlardan ben toprağa emrettim, yut. Komple yuttular. Sana söz veriyorum, senin ümmetinin günahkarlarının günahlarını toprağa yutturacağım. Kendilerini yutturmayacağım. Anladınız mı bunu? Topraklama oluyor. Sakın da günah işlemeye kalkmayın. Bak, hafsız reca, recası saf olmaz. Bak, o zaman geçmiş ümmetlerin, insanların günahlarıyla beraber toprağa yutturdu. Senin ümmetinin günahlarını kendilerini sabit bırakıp günahlarını toprağa yutturacağım. Kefaret. Evet. Bana ne hediye getirdin ya Muhammed diyor. Allah hediye ister. Ya Rabbi, kocaman ümmetimin günahı birazcık da şükürlerini getirdi. Allah nasıl kabul ediyor? Ne güzel Allah var ya. Böyle Allah'tan korkulur mu ya? Üç, toprağa girmekten ne korkuyorsun diyorsun değil mi? O yediğin sözleri demiyor mu? Hatırladınız mı? Bilmeyelim şimdi. Sen ejderhası, vahşet yalsa, hiçli boğazı görürsün ama ben diyor tepdili mekan görürüm. Dostlara kavuşturma yeridir diyor. Evet. Şimdi gelelim sevgili kardeşim. Has oymuş. Lemalar 120'de ey kafirlerin çokluklarından ve onların hakaik imani inkarlarını aşı yapan diye o bahis bu hasfı ve messi çok güzel anlatan bir paragraf. Uzun olmasın diye koydum. Sözler 712'de ve Sikki Tasdik Sunan Tulat İşaret'te 40'ta. Mes hakkında 5. sure 60. ayetinde müfessir Hamdi Efendi de şu izahatı veriyor. De ki Allah indinde ceza olarak bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? O kimselerdir ki, ve şimdi bu Kur'an'daki şey. O kimselerdir ki oradan aldım. Allah kendilerine lanet etmiş, gazabına uğratmış, onlarda maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar yapmıştır. Allah kimsenin başına vermesin bak. İlk önce ne yapmış? Maymun yapmış, sonra domuz yapmış, sonra tağuta tapanlar yapmış. Zihnimizde kalsın. Tağut deccal değildir illa. Yani ilah edindiğimiz. Hani mesela bir ayette de bir mana hatırlarsınız. Birbirinizi ilah edinmeyiniz.
Kardeş o kapıdan şey yapın da böyle, şey yapın ki böyle de gelebilirsiniz. Gelen giden hep diyor. İşte bunlar mevkice daha fena ve düz yoldan daha sapmışlardır. Sureten ve manen mes denilen bu hale getirilenlerin ashabı sipt olduğu, bunların gençleri maymun, ihtiyarları da Hızır kılığına konulmuş bulunduğu zikrediliyor ki, Ümmem-i Salife'de ve ez cümle Beni İsrail'de olmuş, böyle mesler maruftur. Nasara'da da, Hristiyanlarda da, Maide-i İsa ashabı hakkında da mes merdidir. Bunun için bazı müfessirin kırade, ashab-ı sef, hanazir, Maide-i İsa ashabıdır demişlerdir. Hasp ne demek? Niçin olur? Atlıyorum, diğerleri atladım. Çok lazım. Aslını kaybetme. Aslını kaybetme. Aslını kaybetme manasına gelen zıttının insanda hakim olmasıdır. Cisme ve ruhen çökme. Bir insanın şu anda içi nasıl domuza, yılana, ayıya, tilkiye, hınzıra döner? Allah Resulü şunlar olunca diyor. Ne olur da bu olur? Bir, devlet malı yalnız bir kısım insanlara, makam sahiplerine verilip ötekilerin mahrum bırakıldığı zaman. İki, emanetin kendisine bırakılan kişi tarafından ganimet sayıldığı zaman. Mesela memurdur. Emanet, ümmetin vazifesini yapıyor. Ömer mumu söndürmüş, efendim sonra öteki mumu yakmış. İsim anlatıyorum. Üç, zekatın ödenmesi gereken bir zarar telakki edildiği zaman. Zekat, ne veremiyor zarar ya? Adam kendisine çalışsın. Dört, kocasının her hususta karısının emrine girdiği zaman. Beş, kişinin anasına isyan ettiği, yani aile yapısının manevi bağları çöktüğü zaman. Altı, kişinin enaniyetine çok hoş gelen aşırı tarafkir dostunu hakka bağlı olanlara tercih edip çok iltifatkar karşıladığı zaman. Mesela hangi meşreptensin kardeş? Sen nurcusun da kimlerdesin? Sen hangi cemaattensin? Öyle mi yani? Bak soğuk. Kendi tarafkirini uyduruk işte gelip gidiyor. Oo kardeş hoş geldin. Adam bakıp gidiyor be ya. Bayağı sevgili bir nurcu gidiyor. Kardeş dersten sonra görüşelim. Derse gelme diyor. Şimdi bu anlattığımdan sonra altıyı bir daha okuyayım. Kişinin enaniyetine çok hoş gelen aşırı tarafkir dostluğunu hakka bağlı olanlara tercih edip çok iltifatkar karşıladığı zaman var mı yok mu has? Var be kardeşim aslında var. Bal gibi var bende. Ooo Murat'ım hoş geldin. Tabii bizden, meşrebimden. Sen kardeş hangi meşrepte? He, iyi. Biraz da böyle çok gelirsen karşıma böyle gözükürsen. Dersten sonra kardeş. Hikaye anlatmıyor. Dersten sonra görüşelim. Biraz da derslere gelmedi mi? Bu kim? Hasfa uğramış insandır. Okuduk ya o hayvanlarda bir tarafkirlik vardı. Köpekte vardı değil mi? Sıfat. İlle ruh öyle değil. Ama ruhun bir sıfatıdır. Yedi. Hadis okuyorum ha. Hadis-i. Yedi. Babasına cefa etti. Parantez aç. Aile müessesesinin manevi nizamı bozulduğu zaman. Sekiz. Mescitlerde yüksek sesle konuşuldu. Bu ihbar-ı nebevi, siyasi tarafkirlik, cemaati taassup ve halkın hissiyatına hitap eden, heyecanlandırıp cemaatin teveccühünü toplamak ve kendine bağlamak gibi ihlasa münafi olan hissi temayüllerle yapılan heyecanlı vaazların zuhur edeceğine de işaret vardır. Parantez buydu. Allah Resulü'nün hadisi şu kadardı. Mescitlerde yüksek sesle konuşulduğu zaman. Başka bir hadis. Bir kavmin, 9, bir kavmin milletin en alçağı, o halkın ilk adamı, reisi olduğu zaman. Kur'an'da şey var,
Halid bin Velid'in babası Velid İbni Muhre miydi? Öyle hatırlıyorum. Velid İbni Muhre'yi biliyorsunuz. Kulağı kesik. Zenni mi? Zennan mı diyor? Bir şey diyordu Kur'an. Ondan sonra orada kullanıyor. İnsanlığın en alçağı. Yani özür dilerim şeymiş o. Velid İbni Muhre hakkında 5 tane ayet gelmiş. Bir tanesi de özür dilerim piçti diyor. Piçti olunca piç bunu duyunca Ebu Cehil bu şeyin yanına gidiyor. Velid İbni Muhre'nin yanına gidiyor. Velid İbni Muhre'ye diyor ki bir şey anlatacağım bu çok önemli. Hem de 9. sırada hadis. Ayette de var ya 9 tane adam vardı ki şehri ıslah etmezlerdi. İfsat ederlerdi. Umman 9 tane müfsit adam varmış. 9 tane. Ama abi 11 tane şimdi. İki tanesi ifsat etmiyormuş demek ki. Kardeşim Velid İbni Muğre 68. surenin 10 ve 13. ayetler. 1. Çok önemli bu. Meal okuyorum. Alabildiğine yemin eden. 2. İzzet-i nefsi bulunmayan. 3. Ötekini berikini daima ayıplayan. Buraya not almışım da bu ayeti. Şu. Nereden okuyayım demeyin. 401 sözleri aşağı yapmışım. 3. Ötekini berikini daima ayıplayan. 4. Laf götürüp götürmeye koşan. 5. İnsanları hayırdan durmayıp men eyleyen. 6. Aşırı zalim. 7. Çok günahkar. 8. Kabahat. 9. Haşin. 10. Bütün bunlardan başka bir de kulağı kesik, damgalı soysuz olan. Kulağı kesik ayetteki zenimin karşılığıdır. Zenim, şirret, hayasız, edepsiz, soysuz, piç manalarına gelir. Hakikaten Velid'in annesi bu şey yapınca Ebu Cehil, bak Ebu Cehil diyor ki, Velid diyor Muhammed şimdiye kadar diyor, bak aramızda da ama hiç yalan söylemedi. Bak ha sen haberin yok yeni bir ayet geldi diye söyledi, sen hakkında dedi. Sonunda da diyor ki senin için piştir. Oo adam küpleri biniyor. Sana böyle deseler ne yaparsın? Küpleri biniyor. Tepsiler oradan aldım. Çok ilginç. Ondan sonra bağırma dedi. Git anan sağ. Bu o kadar zalim ki, o kadar da zengin ki ihtiyar olduğundan, savaşamadığından 100 tane develi adamı savaşçı tutmuş, savaşa göndermiş. Deveyle beraber. O zaman ki deve tank demek. Bu aşağılık bir adam zalim. Tamam diyor. Bir dakika Velid. Eğer anan böyle bir şey yapmışsa susal. Ama değilse bu bizim sebebimiz olacak. Muhammed'i hemen evinde öldüreceğiz. Tamam. Gidiyor anasını sıkıştırıyor. Anası yok. Sıkıştırınca şey diyor. Diyor ki Velid. Anası bunu söylüyor. Bu cilde adam koymuş. Arkadan kerpiçlerden duyuluyor. Muhammed şimdiye kadar ana diyor. Yalan ve yanlış bir şey söyledim demez diyor. O zaman Muhammed böyle diyor. Oğlum diyor doğrudur. O zaman anlat bakalım. Babanın çocuğu olmuyordu. Seni bizim çobandan aldı. Geliyor Velid kafa aşağıda. Hiçbir şey demeden Ebu Cehil diyor ki mertlik vardı. Ben zaten biliyordum Velid. Muhammed yalan demez. Piç yani en aşağılık. Şimdi hadisi. Dinleyin. 9. Bir kavmin, milletin en alçağı, yani piç. O halkın ilk adamı, reisi olmadıkça. Hadis okuyorum ben. Hadis-i şerif okuyorum. Kimse bir şey dediğim yok. Hadis-i şerif okuyorum. 10. Bu kişinin şerinden korkulduğu için ikram edildiği, o 9. kişiden, tarafkirlik gösterildiği yer. 11. Niye gülüyorsunuz? İçkinin bol bol içildiği zaman ruhsal hayvanlaşılacağın günleri söylüyor. O ayeti anladınız mı? Bir daha söylüyorum. Kaçırmayın arada. Ben bazen böyle çabuk söylüyorum. Kısa zamanda çok olsun diye. Bir mana. Meal demiyorum. Bir mana çünkü eksik cümle olunca bir mana kurtarıyor. O şehirde tisatın diye geçiyordu. 9 mufsit var idi ki şehri ıslah etmezlerdi. Bunlar
İfsat ederlerdi. 9 tane müfsit var. 10 yok. 9 tane müfsit var. 11. İçkinin bol bol içildiği zaman. 12. İpek elbiselerin giyildiği. Parantez aç, izah. Aşırı lüks hayata girildiği zaman. Çöküntü olacak. 13. Şarkıcı kadınların çoğaldığı. Yok canım öyle bir şey. 14. Çalgı aletlerinin yaygın ağırlığı geldi. Yok canım bu biraz var. 15. Bu da çok önemli. Bak bakalım şimdi buna. Allah Resulü bak ne diyor. 15. Bu ümmetin sonundakilerin, bizlerin ilk bulunanları yani geçmiş muhterep ecdadını lanetlediği vakit sonunda gelenlerin mühterem geçmişini lanetlediği vakit bu 15 şey gerçekleşmiş demektir. İşte bu saydıkların meydana geldiği vakit bir kızıl rüzgarı veya hasbı ve mesih bekleyiniz. Taç tercümesi cilt 5 hadis 1009 Tirmizi Fiten 38'den naklen. Vay 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 vay. Bana kafadan tepeden şey ateş atıyor. Kardeş bunları şey yapmaya çalışıyoruz. Başka bir hadis-i şerifte bir zaman gelecektir ki ümmetimden muhakkak bir takım zümreler türeyecektir. Bunlar zina etmeyi, ipekli elbiseler giymeyi, şarap içmeyi, defler, dümbelekler ile eğlenmeyi helal ve mubah sayarlar. Bunlardan bir takım merhametsiz ve hotkam zümreler de dağ mesirelerine yaslanacaklar. Dağlardaki yaslanacaklar, isim koymuyor. Yaslanacaklar. Ne? Yaslanacaklar. Ne isim? Bunun üzerine Allah sevip eğlendikleri dağı üzerlerine indirerek bir kısmını helak edecek, sağ kalan öbürlerini de kıyamet güne kadar maymun ve domuz suretlerine tebdil edecektir. Mesela olmuş mudur? Ben bizzat okudum dergide. Almanya'dan dalgıç getirmişler Adapazarı depreminde, Gölcük depreminde. Çıkan Alman'dan dalgıç şunu söylemiş. Burası domuz çiftliği miydi? Yok demiştir yani. Alman'a bak, gavur güya. Cevaben şöyle demiş. Tanrı'yı ne kadar kızdırdınız. Ben bir daha dalmam dedim. Bakın medyaya bakarsınız. Bak nasıl? Sahih Buhari Muhtasari Hadis No. 1892 tercümesinden. Yine başka hadiste. Kardeşler acayip çöküntüler oluyor. Çöküyorlar. Mesela kaç milyon insan senede AIDS ile ölüyor. Ebola ile ölüyor. Demiyorlar. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'dan Resulullah aleyhissalatü vesselam bu ümmette has ve mes ve kas belaları vardır buyurdu. Müslümanlardan bir adam, ey Allah'ın Resulü bu ne zaman diye sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam şarkıcı kadınlarla çalgı aletlerinin yaygın hale geldiği ve içki içmek çoğaldığı vakit buyurdu. Taç tercümesi cilt 5 hadis 1008. Peki bir şey izahını istemeyeceksiniz bende. Ben size bir şey ufkunuza bırakacağım. Siz çözeceksiniz. Çözmeniz lazım. Burada kaç tane hayvan saydım? Ben bir okuyayım bir daha. Sayar mısınız lütfen? Çok önemli. Başta maymunla tilki, yılanla ayı, hınzır sureti olur suret. Kaç hayvan? Niye dört tane değil? Niye altı tane değil? Neyin karşılığıdır? Neyi yapmayınca bu olur? Yani ne yapmayınca maymunlaşır? Ne yapmayınca? Ne yapmayınca yılan olur? Ne yapmayınca hınzır olur? Ne yapmayınca ayı olur? Ne yapmayınca herkes kendisi bulacak. Hani birinci sözde kaçıncı sözdü? Dört kıyılık çanta vardı adamın sırtında. Hatırladınız mı? Kaçıncı sözdü o? Üçüncü söz müydü? Niye üç kıyılık değil, beş demiyor? Dört. Çantada silah varmış. Abdestin farzı dört.
dört kitaba, dört arşa, dört unsura ateş, hava, su, toprak, dört melaikeye, dört aleme, insanın spermasındaki karbonhidrat, azot, oksijen, dört maddeye, hep böyle dikkat edin. Edile-i Şeriye dört, tamam öyle işte silah bu kardeş. Öyle Risale-i Nur, sırf zahir değil ha. Daha neler var ya, okuyu. Bak ne varmış adam, onu Allah misal verdi. Velillahi meselen âlâ. Çok antikadır. Çok antikadır o. 16. surenin 16. ayetinde, ben başka bir şey söyleyeceğim de. Allah Kur'an'da kaç tane ayette misal veriyor biliyor musunuz? Yazdım ben. Kur'an'da 1000 adet vaat var. Allah vaat ediyor. 1000 tane ayet varmış. 1000 tane adet korkutma ayeti varmış. 1000 adet emir ayeti varmış. 1000 adet nehi adeti var. Ayeti var. 1000 adet misal ayeti var. Misal, örnek veriyor. 1000 tane adet, yani ayet değil, adet içeride veriyor. Ayet dersen 6606 tane geçer. Bu değil. İçinde adet olarak geçiyor. Ayetin içinde kullanılıyor. 1000 tane geçmiş ümmetlerden haber veriyor. 500 helal ve haramdan bahsediyor. 100 adet dua ve tesbihten bahsediyor. 66 tane ayet nesih ve mensuhtan bahsediyor. Size inşallah yapacağız onu. Risale-i Nur'da nesih ve mensuh. Kur'an'ın en uzun ayeti 2. surenin 280. ayetidir. En kısa ayeti Müddessir 21 ayetidir. En uzun kelimesi Nur suresinin 55. ayetidir. Şimdi cümleyi okuyayım, keseyim o zaman. Çünkü lemalardan okuyacaktık. Şu o zaman cümleyi okuyorum. Beşincisi şudur ki cazibedar hizmeti, bunun için okuduk buralarda. Bu cazip, mimsiz medeniyet, mimsiz medeniyetin mimi alınırsa Osmanlıca'da deniyet demektir. Alçaklıktır, insan alçaltıyor. Heva hübesi, tescil, tesili hevesatı, arzuları da tatmin, bundan çıkar sefaet. Çıkınca ne olur? O heva ve heves şeni budur ki, gereği, neticesi şudur ki, sana şöyle yapar ki sefaat, daima insanı memsuh eder, ruhen çökertir. O Miraç'ta Cenab-ı Hak peygamberimize söz verdi. Ben diyor ya Muhammed, senin ümmetinin ruhunu ceset şekline dönüştürmeyeceğim. Yani ruh adam tilki. Eskide tilki yapmış. Domuz, domuz yapmış. Yılan, yılan yapmış. Ve nesli kesilmiş. Arkadaşlar şöyle düşünün. O üstadım var ya 23. sözde. Günahları hasenata tebdil eder. O adam günahını hasenat adedi değil. Üstad diyor ki kabil etti şer, kabil etti hayra inkılap eder. Adam maymun olduktan sonra tövbe edebilir mi artık? Tövbe kabiliyeti biter. Onun için Allah'ın şu merhametini dikkat edin. Bakın geçmiş ümmette adam hata yaptı, domuz oldu. Domuzda nasıl tövbe edeceksin? Domuzsun. Domuzsun şimdi. Nasıl yapacağım? Allah pek böyle olur. Ha şimdi domuzluk sıfatı var. Tövbe kapısını açmış. Ustadın teyit ediyor, görüyor musunuz bu olay? Ustad diyor kabileti şer, kabileti hayra inkılap eder. Yoksa ne kadar zina yapmış, hiç gibi adam ölür. Müslüman olmuş, tövbe etmiş, sevap yazılacak. Ben bu kadar niye uğraşıyorum bu kadar? O ki bu kadar şey, bu kadar o dev haramlar helal olacaksa ben de yapayım kardeş. Önce yapalım sonra tövbe ederiz. Tabii. Kabileti şer, yani döndürüyorsun kabiletini. Yani o bıçakla şey kesiyordun, adam kesiyordun. Şimdi helalini kesiyorsun. Yani bakın, ustadı teyit ediyor şurada. Kabileti şer, kabilet hayra inkılap eder. Yani domuza dönse sireti, ruhu sureti olsa tövbe olmaz. Kabileti hayır kalmaz. Yani adam şimdi bir de şöyle düşünün. Kafa çalışıyor adam da ha. Maymun. Domuz. Ama aklı insan. Bakıyor. Bunun ruhunu bir hayal eder misiniz?
Aman ya Rabbi. Hayal et. Bir hayal. Öyle hayal şey yapmayın böyle. Ders şeyi düşünün. İşte adam şey yılan. Kafası hani diyorum ya. Adam kanser. Yatıyor. Kafası kanser değil ki, bağırsak kanser bilmiyorum ne. Aklı kanser değil. Peki bunu kaç gün yaşayacağım bilmiyorum. Şimdi mutlak ölüm karşısında, ümitsizlik karşısında, Allah aşkına bu adamın eğer din yoksa, imdadına gelmemişse ne teselli verecek? Yani bakışını boşluğa düşen, aklı zihni boşluğa düşüyor. Bir yere bağlanamıyor, ümit yok. Diyorum ki, ipi çeviriyorum. Tak takıldı, hadi çık. Daha tırmanıyoruz. Ama boş dağıttım. İşte ahiretin varlığı duygular bağıdır. Bir bağlı atıyoruz. Gergin. Niye gergin kardeşim? Takıldı da ondan. Bizde ne var? Beka arzusu. Bu iptir. Baki denilen bir yer olmasa bu ip gergin olmaz. Hisler, emeller, istidat iptir. İp. O ucunu sana gösteriyor. Şimdi adam biliyor. Din yok. Şöyle ölüyor. Din yok arkadaş ya. Biraz sonra bana diyor ki bir tanesi, ziyaret ediyor muyum işte. Hocam bir şey soracağım. Sor abi. Hocam ya, bu Azrail nasıl bir şey dedi ya. Vallahi ben daha önce hiç görmedim. Görmek de istemiyorum dedim ama. Benim bildiğim şu. Moral bozuldu. Dedi bildiğin ne? Cebrail'den daha şefkatli olduğunu biliyor. Beni düzelt dedi. İn aynı. Beni düzelt. Düzeltti. Şimdi bir daha söyle. Cebrail'den şefkat, evet Cebrail'den şefkatli. Ekledim. İsrafil'den şefkatli. Mikail'den de daha şefkatli. Neyi dedi? Koy anam diye çağırdı. Koy yastığı. Bak. Azrail, Cebrail gazap ayetlerini indirirken peygamberimize ya Rabbi ya bu kullarına bu inmez, indirmeyesek ya bu çok bana kızacaklar yani bu ayet iner demedi. İsrafil neyi fırlayacak? Ya bu başlarına kıyameti geçirmeyelim ya demedi. Mikail ya bunlara bela ve musibetler, depremler, tsunamiler vermeyelim. Mikail yapıyor. Vesile oldu. Dedi mi? Demedi. Azrail dedi ki bunların canını alırsam bana küsecek. Bir şey yapsak da yapmasak merak etme seni unutturacağım. Kim şefkatli şimdi? Niye teslim almıyoruz o zaman? Onlar durumumuzu ne? Ondan daha şefkatli kim var ki? Ustad 11. şurada değil mi? O da perde. He? O da perde. O da perde ya Allah kardeşim. Ana da şefkatini gösterin Allah'tır. Ana et ve kemiktir be kardeşim. Ana, şimdi bir tanesinin dua söyleydi hatırlarsınız. Adamın duasına son zamanla denk geldim. Önünde ne dediğini bilmiyorum. Şöyle diyor. Ya Rabbi. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne istedim. Ya Rabbi. Böyle de diyor. Bu istediğimi, bu kadar ısrarla istediğimi anamdan isteseydim vallahi bir yapardı. Anamdaki şefkat sende. Anama verdiğin şefkatin kaynağı hatırına bunu bana vereceksin diyor. Adam nokta vuruyor. Bir daha söyleyeyim. Ya Rabbi, bu istediğimi anamdan isteseydim demek ki çoktan istiyor vermiyor tamam mı? Hikmet iktiza etmiyor. Anamdan isteseydim bunu bana verecekti. Çünkü öyle bir şefkat yapamaz. Engel olamaz. Allah anamdaki şefkatinin menbaı hatırına bunu bana ver. Ben de bunu merak ettim, takip ettim. Aynen verdim. Sonra ona hatırlattım. Dedim bunu sana ver. Ya dedi keşke öyle etmeseydim. Şu anda tabii iyi olmadı diyor. Hani Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam kıssası var ya. O gözün açılmasını istemiş. Ha? Hatırlıyorsunuz. O gözü aç kör olan çocuk ne yaptı? He? Yani bak evet ya Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'ın seyahati var da. Diyor ki ya bu çocuğun ya gözü kapalı ötekiler oynuyor ha oynuyor bu da hiç görmedi adamlar gülünce bu da gülüyor. Ya açılsa diyor. Bilemezsin. Ya Musa. Açtı. Açar açmaz gidip hemen çubukla bir başkasının gözünü çıkarttı.
Açar açmaz yani. Bilmiyoruz biz. Karışmamak lazım. Ve birisine bugün yazdım ve dün yazdım. Dedim ki, Allah'a desek ki, ya Rabbi sen benim hakkımda tercih etmiş olduğun imtihan meselesi şu başımdakiler var ya, derttir, sıkıntıdır. Allah'ım ben bundan razı değilim. Bunu kaldır. Diyebiliyorsan dua et. Diyebilen var. Ya Rabbi sen sonsuz hikmetinle tercih ettin bunu. Ama ben buna razı değilim. Diyemiyoruz. Ancak kolaylaştır diyoruz. Ya Rabbi beni bana bırakma. Ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Gökleri yıldızlarıyla, zemini muştemelatıyla bütün mahlukatı tesir eden kudretinin, iradetinin, hikmetinin, rahmetinin, hakimiyetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle, maktubumuzu bize musahhar kıl, insanların akıllarını ve kalplerini Risale'yle musahhar yap. İbrahim Aleyhisselam ateşi, Davut Aleyhisselam'a dağ demiri, Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi, Muhammed Aleyhisselam ve Selam'a şems ve kamer musahhar kıldığın gibi insanların akıllarını ve kalplerini Risale'yle musahhar yap. Bizi ve ehli imanı ve nur talebelerini insi ve cinni şeytanlar şerrinden semavi arza fatardan muhafaza eyle ya Rabbi. Nesillerden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Elimizi semayı değil sana kaldırıyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmet ve hatırına bizi affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi nesillerimizden veya usul ve furularımızdan kabile geçenleri bu sofra-i maide-i Kur'an'den hissedar eyle ya Rabbi. Onları ve bizim ve yakınlarımızı İştirak amal-i uhreviye sırrına mazar eyle ya Rabbi. İştirak amal-i uhreviye de hissemizi azim eyle ya Rabbi. Kim bize nasıl dua ediyorsa ona öyle muamele eyle ya Rabbi. Dertlilerine derman, hastalarına şifa, borçlularına eda nasip eyle ya Rabbi. Duamızı Kerbela'da revan olan kanı hürmetine, Şah-ı Fırkat'a yanan gönüller hürmetine, masum ve mazlumların hürmetine ve kalkan ellerin hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi toplamamıza vesile olan ustadımıza da şanına nasıl yakışıyorsa öyle muamele et ya Rabbi. Ve şefaatine bizi mazhar eyle ya Rabbi. Ala kadar eyle ya Rabbi. Mekanlarımızı cennet bahçesinin bir bahçe olmasını nasip eyle ya Rabbi. Ve ya Rabbi sana kul, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet, ustadımıza talebe olmayı nasip eyle ya Rabbi. El Fatiha, temas selavat.